Ama başka bir partimiz bunu bir yarış haline getirir. Şehrin önceliklerinden dolayı o şehre farklı kazanımlar gelir. Bir şehir kendi medyasına, tüm vatandaşlarına dokunacak hizmetler yapacak, tüm vatandaşların konforunu etkileyecek, konforuna katkı sunacak. Öncelikle bu sürecin şehrimize, milletimize ve tüm siyasi partilerimize hayırlar getirmesini diliyoruz. Tabii ben her zaman söylediğim gibi, kampanya döneminde de söylediğim gibi, bu süreçte görev alan tüm arkadaşlarımızın, tüm yönetici kardeşlerimizin çok önemli bir süreci mutlaka karşıladıklarının farkında olması lazım. Başta Büyükşehir Belediyesi olarak bizdir. Çünkü 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz depremin akabinde önemli bir süreci yaşıyoruz. Bundan sonraki gelecek nesillerimize, bizden sonraki gelecek nesillerimize daha iyi bir Kahramanmaraş, daha sağlıklı bir Kahramanmaraş, daha güvenli bir Kahramanmaraş bırakma noktasında bu süreci takip eden, bu süreçte yöneticilik yapan tüm arkadaşlarımızın önemli bir sorumluluğu bulunuyor. Yapacağımız tüm hizmetler belki de şehrimizin 50 yılına, 100 yılına imza atacak iş ve işlemler olacak. İnşallah bizler de bu süreci bu hassasiyetle, bu sorumluluk bilinciyle yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın hayatlarını her geçen gün daha konforlu bir hale, daha yaşanılabilir bir hale getirmek için çok ciddi manada bir emek sarf edeceğiz. Bu süreci geliştirecek arkadaşlarımızla beraber bu şehre 5 yıl boyunca durmadan duraksamadan önemli hizmetler kazandıracağımızı biliyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah burada da en önemli paydaşlarımızdan birisi siz değerli basın mensuplarımız olacak. Biraz önce de ifade ettim. Doğru bilgilendirmelerle inşallah vatandaşımızın moral ve motivasyonuna her geçen gün hizmetlerimizle katkıda bulunacağız. Çünkü bu şehrin insanların birinci önceliğinin moral ve motivasyonunun geliştirmek olduğuna inanıyorum.